söyleyecek sözü olmadığında olsa gerek, AKP iktidarı boyunca ilçemize çok hizmetler yapıldığını ifade etmeye çalışmaktadır. Sayın Vekil'e bir katkıda biz sunmak istiyoruz. AKP döneminde sadece tütün, tarım, ziraat ve hayvancılıkla ilgili ilçemizde yapılan bazı uygulamaları hatırlatmak isteriz. Evet Sayın Vekil, Tekel'in tütün, ilçemizin ve ülkemizin tarım politikalarını siz iflas ettirdiniz. Bölgemizde tütünden vazgeçilmesine, bilimsel verilere göre yaklaşık 250 bin hektar alanın ekim dışı kalmasına son noktayı siz koydunuz. İnşallah çıkıyor anlamda yani. Tütün üretiminden vazgeçilip alternatif ürünler ekilmesi arayışına bu halkı siz koydunuz. Oysa tütün düşük kalitedeki topraklarda yetiştiği için alternatif tarım ürünü mümkün değildir. Olmadığını da herkes gördü ama siz göremediniz. Yetmedi Sayın Vekil, tütün paralelinde hayvancılık, tarım ve ziraat alanında bölgemizde yılların oluşturduğu üretim kültürünün yok olmasına son noktayı siz koydunuz. O da yetmedi, her tütün üreticisinin tütün üretimiyle ilgili on binlerce lira değerindeki yatırımlarının üreticinin zararhanesine yazılmasına siz neden oldunuz? Tekel'in tütün üretimiyle ilgili tesislerinin devletin envanterinden çıkarılmasında son hamleyi siz yaptınız. Hem de tütün üreticisine zırnık toprakmadan. Tekel işçilerinin kazanılmış haklarını hükümet olma gücünüzü kullanarak siz gasp ettiniz. Tütün üretimi Rusya'da bağlı yapılan bir üretim olmasına rağmen sizden önce kısıtlanan, sizden sonra da yasaklanan üretimden dolayı üreticinin zararlarını görmezden gelen yine siz oldunuz. Hayvancılık, tarım ve ziraat politikalarınız tümüyle iflas etmiştir. Küçük ölçekli çiftçimizi tamamen tarifsiz yaptınız. Eti sütü tereyağı ile meşhur köylümüzü ete süte yağ ihtiyaçlı hale siz getirdiniz. Kısaca üreten bir toplumdan tüketen bir toplum siz yarattınız. Ülkeyi yabancı sermayeye, halkımızı da fangamatik aracılığıyla olmayan parayı tüketmeye siz mahkum ettiniz Sayın Vekilim. Evet arkadaşlar, Sayın Milletvekili adayım, bu arada size bahsediyorum. Bu için yerel seçimlere ayrılmış gündemimiz. Ben de bugün burada yapacak olduğum bu toplantıda daha çok yerel seçimlere ilişkin düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Bunları paylaşmadan önce Afyabat Belediyesi'nin yapmış olduğu uygulamalarla ilgili biraz eleştirilerim var. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Afyabat'ımızı 18 yıldır aynı insan, aynı düşünce, aynı zihniyet yönetmektedir. Gelinen bu 18 yıl içerisinde baktığımız zaman son yıllardaki, özellikle son 12-13 yıldaki gelişimi Afyabat'ın tamamen durmuş, eksi yöne doğru gittiğini görmekteyiz. Şimdi Afyabat Belediyesi Afyabat'ın çeşitli mahallelerinde 18. madde uygulaması yapmış. Bu 18. madde uygulamalarıyla birlikte özellikle yeni mahallede oturan birçok vatandaşımız mağdur duruma düşmüştür. Şimdi bu 18. madde uygulamalarını kanun belediyelere bir yetki vermiştir. Bunun üst sınırı %40'tır. Türkiye'nin her yerinde kısmen de olsa 18. madde uygulanmaktadır. Fakat bizim Afyabat Belediye Başkanımız bunu %38.63 ile uygulamıştır değerli arkadaşlar. Yani en üst limitten uygulamıştır. Ne oluyor? Sizin 10 dönüm yerinizin belediye başkanı 3.84 dönümünü kendi keyfi olarak alıp yeşil alan, park ve benzeri alanlarda bunu kullanabiliyor. Şimdi özellikle bu yeni mahallede uygulanan 18. maddeyle baktığımız zaman buranın bir tanjant yolu bağlantısı vardır. Değerli arkadaşlar, Trabzon'un her yerinde tanjantla ilgili özelleştirme yapılmıştır, kamulaştırma yapılmıştır. Ne hikmetse bu bölgede yaşayan insanlarımız bu konuda mağdur edilmiştir. Şimdi belediye başkanı daha önceki çeşitli oturumlarda 18'i savunmaya kalkmıştır. Şimdi ben size Afyabat'tan ilgili bir örnek vereceğim. Kulathane İş Merkezi vardır. Afyabat Belediyesi'nin mülkü olan bir Kulathane İş Merkezi vardır. Şimdi belediye niye burada 18 uygulamamıştır değerli arkadaşlar? O alanın, o parselin %40'ını keşke ayırsaydı, park olarak ayırsaydı, yeşil alan olarak ayırsaydı. Kendi mülküne %100 bina kurup, hem de sahili 7 katlı bina kurup, orada yaşayan insanlara %40 uygulatıp, bunun da 5 katla sınırı tutması bir defa belediye başkanına burada yapacak olduğumuz en ağır eleştirilerden bir tanesidir. Belediye başkanı kendi kafasına ne eserse onu yapmaktadır değerli arkadaşlar. Biz bu seçim sürecinde Afyabatlılara bunu anlatmaya çalıştık ama bugün ona oy veren insan...
Şimdi Akrabat Belediyesi gelirleri bakımından baktığımız zaman değerli arkadaşlar, mülkleriyle dolayısıyla özellikle sahildeki köfteciler dolayısıyla en çok geliri olan belediyelerden bir tanesidir. Akrabat Belediyesi'nin devletten gelecek olan hiçbir katkıya ihtiyacı yoktur. Ama buna rağmen son 10 yılda Akrabat Belediyesi'nin makine parkına bir tane araç ilave edilmiş midir arkadaşlar? Dozerimiz eskidir, iş makinemiz eskidir, itfaiye aracımız 1940 model Dodge kamyonudur. Akrabat Belediyesi'nin bir tane ambulansı yoktur. Şimdi merak ediyorum, bu kadar girdisi olan, bu kadar ekonomik girdisi olan ve en son torba yasa kapsamında birçok işçimiz başka kurumlara gönderilerek sadece Akrabat Belediyesi'nin 7 trilyon lira yılda kazanç elde etmiştir. Bu paralar nereye gidiyor? Bunu çok merak ediyorum. Akrabat Belediyesi'nin yapmış olduğu bir kanunsuzluk da Yerlecik mevkisindeki deniz dolgusu değerli arkadaşlar. Buranın tahkimatı yapılmadan 22 liraya bir araç başı malzeme oraya dökülmektedir. Dökülen topraklar belli bir dönem sonra sert havada veya denizli havada, dalgalı bir havada deniz tarafından o topraklar alınmaktadır. Yanlıştır, suçtur. Çevre İl Müdürlüğü'nü göreve davet ediyorum ve belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuyorum değerli arkadaşlar. Siz sırf 22 lira alacaksınız diye bu bölgenin toprağının denize gitmesine izin vermemeniz gerekir. Bu konuda da yetkilileri göreve çağırıyorum. Tahkimatın yapılması gerekmektedir. Arkadaşlar burada bir pazar yeri vardır. 10 yıllık bir projedir, 15 yıllık bir projedir. Şefik Türkmenlik belediye başkanının aday olduğu zaman vaat etmiş olduğu bir projedir. Pazar yerinin üst kısmı belediye başkanı tarafından yıkılmıştır. Aşağıdaki esnaf biraz daha dişlidir. Belediye başkanı onlardan korkuyordur. Orayı yıkamamıştır. Yıkılan yerle ilgili de geçen süre içerisinde 3-4 ay olmasına rağmen belediye başkanı hiçbir çalışma yapmamıştır. Yapacak gücü de yoktur değerli arkadaşlar. İşte buraya sıkıştırmıştır oradaki pazar esnafını. Halkı bu şekilde idare ediyordur. Yine belediye başkanına getirmiş olduğum eleştirilerden bir tanesi de bizim burada bir tekel binamız vardı. Bununla ilgili Türkiye İş Bankası Akrabat Belediyesi'nden bir yer tahsis etmesini istemiş. 20 yıllığına kiraladığı takdirde 3000 kişiye burada iş sözü vermişti. Fakat belediye başkanımız korkak davranarak bunun altına imza atma cesaretini gösterememiştir. Ama aynı belediye başkanımız burayı bir özel sektörde bir firmaya, sözde tesis firması diye bir firmaya vermiştir. Sözleşme gereği de burada en az 300 tane işçinin belli sürelerle çalıştırılacağıdır. Fakat gelinen noktada bu tekstil firması arkadaşlar 3 kurum bir projesiyle birlikte hiç çalışmamış insanları 3 ay alıp paralarını devlete ödetip 3 ay sonra da bu arkadaşlarımızı işsiz bırakmaktadır. Ve belediye başkanı buna sessiz kalmıştır. Burada bir otel inşaatı vardı, yapılacaktı, tadilat yapılıyordu. Bu tadilat da uzun süredir bitmemiştir. Yine belediyenin değerli arkadaşlar seçim döneminde Yerlecik'te Akrabat'ın biliyorsunuz Akrabat bir spor ilçesidir. Cumhuriyet'te özdeş kulüpleri vardır. Bütün sporu vardır. Bir Akrabat Sabah sporu vardır. Şimdi bir salon sporları konusunda bir çalışmalar yapılmıştır. Her dönem Akrabat'ta Türk futboluna damga vuran arkadaşlarımız yetişmiştir. Fakat Akrabat'ın statı genç spor tarafından yıkılmış olmasına rağmen seçim döneminde %30'unu 10 günlük sürede yapmasına rağmen geçen 3,5 yıl içerisinde geçen aya kadar hiçbir çalışma yapmamıştır. Bugün bir çalışmaya başlamıştır. Akrabat'ın bir statü yoktur. Bu belediye başkanının ayıbıdır değerli arkadaşlar. Bir belediye başkanının görevi o kentte yaşayan insanları kötü alışkanlıklardan kurtarıp spor alanlarına çekmektir. E şimdi nerede çocuklar spor yapacak? Size merak ediyorum. Yani cadde ortasında mı oynayacak? Akrabat'ı zaten bu kadar çirkin bir manzara yoktur. Üst geçitlerle doldurduk değerli arkadaşlar. Canı sıkıyor, birilerini zengin etmek için mi çalışıyorlar anlamıyorum. Önüne gelen yere üst geçit koyuyor değerli arkadaşlar. Bu da çok yanlış, son derece çirkin bir uygulamadır. Yine belediye başkanına getirecek olduğum eleştirilerden bir tanesi de şudur arkadaşlar. Belediye başkanımız imar konusunda kişiye özel uygulamalar yapmaktadır. Ben burada isim vermek istemiyorum ama belediye başkanı döneminde İnşaat işlerinden uğraşıp da servetine 1'e 10 katanlar kimdir bunu hepiniz biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bugün belediyeyle ilgili problemli bir arsa alıyor. Vatandaşa diyorlar ki sen bunu git X müteahhite ver, o belediyedeki sizin bu işinizi çözer. Ve gidiyor, çözüyor da alıyor. Merak ediyorum, belediye başkanı bu arkadaşlarla gizli ortak mıdır? Akrabat Belediye Başkanı. Bunun da açıklanmasını bekliyorum.
Değerli arkadaşlar, bunun yanında bizim belde belediyelerimiz de var. Daha önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen Akçakale ve Darıca belediyelerimiz vardır. Bugün oradaki insanlar gerçekten ne kadar hata yaptıklarını bugünkü yönetimle karşılaştıktan sonra anlamaktadırlar. Şimdi önümüzdeki dönem Trabzon'la ilgili biliyorsunuz bir büyükşehir uygulamasının olacak olduğu dönemlerdir. Değerli arkadaşlar, burada büyükşehrin Akçabat şehir merkezine veya belde belediyelerine çok zarar vereceğine ben inanmıyorum. Ama şimdi bizim 20 kilometrelik, 25 kilometrelik köylerimiz var. Bu statüde bu köylerimiz mahalle olacak. Mesela şimdi burada Musa Dayı gördüm. Musa Dayı'nın köyü buraya 22 kilometre uzaklıkta bir köy. Şimdi siz Dagera'yı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alırsanız ne hizmet vereceksiniz buraya? Yolunu asfalt mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Sadece orada yaşayan insanlardan iki katı emlak vergisi alacaksınız, kök vergisi alacaksınız. Eğer orada bir göze suyu varsa ona saat takacaksınız. Değerli arkadaşlar, bunları da iyi bilmek lazım. Bir de Akçabat Belediyesi'nin meşhur bir projesi var. 10 yıldır Sivri Tepe, Sivri Tepe, Sivri Tepe. Arkadaşlar, sanki başka bir şey yok Akçabat. Ya bizim burada 17-18 tane gerçekten dünyanın cazibe merkezi olacak evlerimiz var. Orta mahalle evlerimiz var. Siz gidip o Sivri Tepe'ye harcamış olduğunuz paranın 10'da birini 18 yılda buraya harcamış olsaydınız veya her yıl bir tane evi restore etmiş olsaydınız, koşullarına uygun restore etmiş olsaydınız bugün zaten burada turizmi patlatmış olurduk. Sayın Belediye Başkanı Akçabat'ta değerli arkadaşlar 4 tane 5 tane köftecinin belediye başkanı, halkın belediye başkanı değildir. Zaten şu an sağlık durumları da rahatsızlık geçirdi. Kendisine geçmiş olsun diyoruz ama lütfen Akçabat halkının yanında yer almasını istiyoruz. Artık Şevik Tükmen ve ekibinden ve zihniyetinden kurtulma zamanı gelmiştir değerli arkadaşlar. Misyonunu fazlasıyla tamamlamıştır. Zaten şu an belediyedeki laşkarlık hiçbir kurumda da yoktur. Ben o açıdan Cumhuriyet Halk Partililer olarak şimdiden yerel seçimlere hazırlık yapmamızı istiyorum. Hem il genel meclisinde, hem belediye meclisinde, mahallelerimizde partimizi iyi temsil edebilecek olan belediye meclis adaylarımızın mahalle temsilcileri tarafından ilçe başkanının organizatörlüğünde şimdiden belirlenip yerel seçimlerle ilgili ciddi bir çalışma yapmanın zorunluluk olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda tüm arkadaşlarımız, sadece ilçe yönetimini değil, bu toplantıya katılmak diye de tüm arkadaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz 17-18 Temmuz'da genel kurulu yapılacaktır değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon örgütleri olarak biz genel başkanımız zaten şu an tek aday gibi gözüküyor ama başka bir aday da çıksa karşısında yanında yer aldığımızı dün Trabzon'da medyayla kamuoyuyla paylaştık. İnanıyorum ki bu kurultaydan sonra Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecektir. Memleket meselelerine çok daha duyarlı ve hassas olacaktır. Bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütleri olarak özellikle Ramazan ayı içerisinde tüm arkadaşlarımızın bu Ramazan ayını çok iyi değerlendirip parti politikalarımızı Ramazan ayı süresinde her akşam bir köy camisinde, bir mahalle camisinde halkımıza anlatmasını istiyorum. Bundan sonraki bölümleri soru cevap şeklinde yapabiliriz. Ben hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum.